Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar sayın seyircilerim. Pardon mis. Ah anneciğim, çocuğumu bulana kadar çektiğim çilelerden dert daha oldum. Gam yükünün katarı ben, katırı da Rıfkı oldu. Ne bağırt? Hiç bağırma Rıfkı, konuşacağım. Ay anneciğim, polis iz sürerken suçluyu buldu. Gelin alın çocuğunuzu dediler, apar topar gittim çocuğumu aldım. Adamı da elimden zor aldılar anneciğim. Sonra beni sakinleştirdiler, sinirlerim yatıştı. Mutedil dalgalı bir nebalet haline geldim. Ah anacığım, çocuk kaçakçısı adam derdini anlattı. Bir de ne desin? Yıllardır işsizmiş, ipsizmiş, sapsızmış. Belediyede gece kondusunu yıkmış. Başvurduğu yerlerden nasihat almış. En sonunda da memlekette Galatasaray tur atlıyor, bayram oluyor. Biz çaresizlikten damlardan atlıyoruz. Onun aşkı bunun 900'dü. Hatta arasında vatandaşın sesini duyan yok deyip kamuoyunun dikkatini çekebilmek için benim yavrumu kaçırmış. Pis, hain çocuk kaçakçısı adam. Bula bula kadersiz nebayetin yavrusunu mu buldun? Nefalet! Of tamam Rıfkı. Hadi programı seyredin anacığım. L is for the way you look at me. İyi akşamlar değerli seyirciler. Ben müzik ordinarisu, kor müzisyen Sezen Cumhurlu. Sonundayız diyebilirsiniz. Sevgili çocuklar, biz çok ileri bir toplumuz. Tarihimiz geleneksel zenginliklerimizle dolu. Güler yüz ve misafirperverlikle başlayan güçlü yapımız kuvvetli dostluklarla devam eder. Arkadaş arkadaşa canını, komşu komşuya gerekirse her şeyini hatta malını bile verir. Üzüntüler paylaşılır, sevinçler paylaşılır. Türküler anonim, fıkralar anonim. Biraz dikkatli bakılırsa Anadolu'muzda tek yürek çarpan, yozlaşmamış bir kırsal kesim insanı çıkar karşımıza. Herkes tanır birbirini. Birisi mi hastalandı, bütün köy seferber olur. Böyle olmayacak. Koş git Ziya emmilere haber ver. Hemen haber veriyorum abla. Sen merak etme. Ziya emmi! Ziya emmi! Ah! Üzülme erim. Allah'tan umut kesilmez. Seninki ince hastalık. Ülkemize demokrasi girdi ama köyümüze doktor girmedi. Biz şimdi konu komşu seni sırtladık mı? Ala. Büyük şehre götürürük. Ala. Hastaneye atarık. Ala. Avrat, beni sosyal sigortalar hastanesine teslim etmeyin. Üzülme gülüm, ben seni international hospital'a getiririm. Ala. Ne oldu Zehra kadın? Erim ağırlaştı. Ala. Bu böyle olmayacak. Koş, git Murtaza'yı, Hasan emmiyi, diğerlerini topla. Bir kucaklayalım, atalım bunu büyük şehre. Herkes işi gücü bırakır, sahiplenir güçsüzü, hastayı. Hiçbir menfaat gözetmeksizin düşer şehir yollarına. Köylümüzün acısında da sanat vardır, üzüntüsünde de. Ama hep yan yana, hep birlikte. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Derman ararken, derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam
Kendi geleneğimize, kendi özümüze bakarsak pek çok şeyin gene yozlaşmamış kendi özümüzden çıkmış olduğunu görürüz. Size bugün tiyatromuzun özünü oluşturan köy seyirlik oyunlarından söz etmek istiyoruz. Bu oyunda oyuncu olmak gerekmez. Yaşlısı genci bütün köylü oynar bu oyunu. İşte bir köy meydanı, işte bir köy düğünü öncesi. Vaktimiz geçiyor, yaş ilerliyor. Acep evlensek mi, evlenmesek mi? Kimisi de bekarlık, sultanlık diyor. Acep evlensek mi, evlenmesek mi? Alaman kızına da dedim ki sayın dedi Liebling, aynı gut darling. Dedi ki yitiremen sen bana tayın, acep evlensek mi, evlenmesek mi? İngiliz kızına da ettik dünürlük dedim, become I love you my darling. Dedi ki seninle edemem dirlik, acep evlensek mi, evlenmesek mi? Meddah hep var. İlla ki bir şeyleri eleştirir, köylüler de ona katılır. Kim ula bu? Kim olacak? Hükümattan. Aa! Milletvekili mi bu? Milletvekili. Aa! Susun susun, konuştun herif. Arkadaşlar, siz bu milletin efendisi sizsiniz. Biz. Siz olmadan bu ülke kalkınamaz. Biz. Size yatırım yapacağız, yol yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Aman aman. Dan din 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 dam, din 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 dam. Ran din 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 dam, din 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 dam. Biz senden hiçbir şey istemiyor. Ran din 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 dam, din 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 dam. İstiyorum istiyorum. Ben senden bir şey istiyorum. Buyur, ne istiyorsun? Lütfen susar mısın? Çocuğumu uyutamıyorum. Altı hiç boş değildir köy seyirlik oyunlarının. Her oyunda yozlaşmamış köy insanının, Türk insanının içtenliğini, zekasını görmek mümkündür. Gene bir köy düğünü, kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında seyirlik oyun oynuyor. Kızı sen istedin, sana vermediler. Sırf zengin diye Kazım'a verdiler. Ama intikamım korkunç olacak. Ne yapacaksın? Görürsün şimdi ne yapacağımı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ne o, damat tıraşına mı gidiyorsun? Gidemiyorsun. Ne o, damat tıraşını sen mi yapacaksın? He, ben yapacağım. Önce beni bir tıraş et görelim bakalım. Otur bakalım şöyle. Şu örtüyü bir yayalım. Ne o, kızını mı evlendiriyor? Ver bakalım, kime veriyor? Kazım'a. Çok mu lazımdı Kazım? Dükkanları var, parası var, ne be lazım? Yani kızımı parası için Kazım'a veriyorum he mi? Hayat pahalı, ne be lazım? Ey ümmeti Müslümanlar, bana da bir kulak lazım. Ana! Gelini getirdim babacığım, elini öpeceğiz. Öpeyim babacığım, öpeyim. Al öp kızım. Şap şup. Berhudar ol yavrum. Al bunu kulağına küpe yap kızım. Ay 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 ay, bu bir kulak ay. Para her şey demek değildir. Bir sevgi var ki paradan bir önemlidir. Bunu anlamak en büyük erdemdir. Bu sözü kulağına küpe et. Aynı oyunun bir başka çeşidini kadınlar kendi aralarında oynuyor. Geline bak geline, kadar yakmış eline. Kız, ben seni çok seviyorum. İşte evlendik. Benim için neler yapacağım? Senin için ne yapacağımı iyi biliyorum. Önce seni hamile bırakacağım. Peki ya sonra? Sonra bir eline, bir beline, bir eteğine çocuk koyacağım. Ki gar olduğun anlaşılsın. Peki ya sonra? Sonra
savaşacaksın, ateşi yakacaksın, evi temizleyeceksin. Sonra gecede benim koynuma gireceksin. Peki ya sonra? Sonra seni hamile bırakacağım. Peki bunların hepsini neyle yapacaksın herif? Neyle olduğunu sen çok iyi bilirsin karı. Ben bari bu işi kökünden halledeyim de kurtulayım. Al sana, al. Güldür kalıpları basit olmasına karşın içten açık sözlü. İllaki söyleyecek bir sözü var. Halkımız güzel, halkımız iyi, halkımız içten. Biz bilmeyiz hırsızlık, sahtekarlık. Sizden öğrendik durup dururken. Ellemeyin bizi, bozmayın dirliğimizi. Kıssadan hisse, yalnız çöp toplamakla ülke temiz tutulmaz. Ülkemizi her yönden temiz tutalım. Şimdi de bizim reklamlarımız. Geçireyim deme. Vatandaş, aklını kullan, vaatlere kanma. Lütfen. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfü yâre dokunduk, tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Çalışmayan milletvekilleri seçmenine şikayet edilecek. Dış borçlar gün geçtikçe artıyor. Emekliye yeni bir yardım daha. Milletvekillerinin yapamadığı bir iş daha ortaya çıktı. Haber programlarında enflasyon. Bürokrasi sorun olmaya devam ediyor. İçimiz dışımız reklam oldu sayın seyirciler. Olacak o kadar programı 93 yılının en iyi güldürü programı seçildi. Şimdi haberler. Ondan şikayet, bundan şikayet. Ne iştah kaldı ne afiyet. Şikayetler hiç bitmiyor sayın seyirciler. Kimin kimi ne zaman şikayet edeceği hiç belli değil. Ansızın gelen bir şikayeti hep birlikte izleyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi düğün değil, dernek değil, bayram değil, seyran değil, niye geldim diye merak ediyorsunuz. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ederim. Efendim, sebebi ziyaretim şu. Hepiniz biliyorsunuz, ağacı yaşken eğmek, demiri tavındayken dövmek gerekir. Bravo! 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 Efendim, taşı ne güzel gediğine koydunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, size biraz şikayetlenmeye geldim. Biliyorsunuz geçen dönem bize bir adam yolladınız. Hüsamettin. Ondan son derece şikayetçiyiz. Hayrola beyefendi, bir yaramazlığını mı gördünüz? Canım, bir yaramazlığını görmedim ama yararlılığını da görmedim. Varlığıyla yokluğu belli değil. Hiçbir işe yaramıyor.
Allah sizi inandırsın. Bugüne kadar kurulda ya bir kere gördüm ya iki kere gördüm. Beyefendi daha çok yeni. Zamanla alışır. Canım ben de öyle düşündüm ama adam olacak çocuk adım atışından belli olur. Başka yeni katılan arkadaşlarımız var. Onların hepsi canla başla çalışıyorlar. Bunu koydunsa bul. Bunun yüzünü gören hacı oluyor. Allah Allah biz onu öyle bilmezdik. Bayağı iş bitirici bir adam. Hayır efendim ne alakası var? Grup toplantıları yapıyoruz. Hüsamettin yok. Nerede Hüsamettin? Yok. Onunla yemekte, ötekiyle içmekte. Bardan, pavyondan Hüsamettin topluyoruz. Hayır tamam grup toplantılarına gelmesin. Razıyım. Abenna ve sattakna. Bari oylamalara katılsın. Doğru. Oylamaya katılmıyor. Vallahi katılmıyor. Bir oy bir oydur. Gün geliyor onun o bir tek oyuna ihtiyacımız oluyor. Bütün yapacağı da oraya gelecek şöyle bir parmağını kaldıracak. Biz onun kulağını bükeriz. Canım ben de büktüm kulağını. Büke büke bukle oldu o kulak. Kaç kere ikaz ettim. Evladım kendine gel dedim. Kendine çeki düzen ver dedim. Bu böyle olmaz dedim. Haklısınız efendim. Çok doğru söylüyorsunuz efendim diyor. Gene imam bildiğini okuyor. Aynı tas aynı tarak. İnanır mısınız? Koskoca dönemde bir tek defa kanun teklifi verdi. O da meclise devamsızlığın cezası kaldırılsın diye. Bu kadar da olmaz ya. Haklısınız beyefendi, haklısınız. Doğru, çok haklısınız. Kendisini de getirdim, dışarıda bekliyor. Çağırın bir de siz konuşun. Çağırın. Çağırın bir. Efendim. Hüsamettin Bey. Buyurun. Hüsamettin Bey, bakın genel sekreterimiz sizden şikayetçi. Hiç çalışmalara katılmıyor musunuz? Öyle yani Hüsamettin'cim kusura bakma. Ben görevimi yaptım, seçmenlerine durumu aktardım. Fakat Hüsamettin'cim biz seni gezip tozasın. Ortalığı toz dumana katasın diye yollamadık meclise. Ben kabul etmiyorum genel sekreterim abiye. Ben çalışıyorum abiye. Benim çalışmadığımı kimse şey yapamaz ya. Ben çalışıyorum abiye. Yapma Hüsamettin çalışmadın. Oturumlara bile katılmadın canım. Nasıl olur canım ya genel sekreterim ya. Bal gibi çalışayım ya sen mesela gel şimdi sen söyle. Ulan senin yedi yetkini, sülaleni, ta ebeni... Ben bunları işe sokmadım mı ya? Soktum. İşe yerleştirmedim mi ya? Yerleştirdim. Daha ne konuşuyorsun abicim ya? Nasıl çalışmıyorum ya? Sen bana söyle bakayım. Senin ihale işini ben yapmadım abi. Evet ayarladım da yani. Ayarlamadım ulan ayarladım. Sen söyle bakayım sen. Senin halanı, halanın kızını, kızının kızını. Ben şey yapmadım mı? Ben sokmadım mı halanın kızını işe? Onları ben sokmadım onları işe. İnkar mı edeceğim? Ya senin kredi işi ne olacak abi? He? Ne oldu kredi? Hüsamettin'cim ben seni hep savunuyorum ama kardeşim. Cimriliğim yok abi. Ben yani bütün işte arkadaşlarıma hizmet veriyorum ya. İşte böyle. Bir de dik başlı. Burnundan kıl aldırmıyor. Tamam bir takım işler yapmış olabilirsin. Ya ne bileyim bir takım asli işlerini yapmış olabilirsin. Ama biraz da fer'i çalışsana. Ya sayın genel sekreterim ya sen ne diyorsun abi ben anlamıyorum. Fer'i ne ya? Ya şeyine vurup uyduruyorsun ne fer'isi ya? Canım biraz da partin için çalış. Çık kürsüye iki laf et, gel meclise iki üç kere elini kaldır. Kıyısından köşesinden biraz millet için çalış. Bunda kötü bir şey yok ya. Sen gelmiyorsun, o gelmiyor, öteki gelmiyor. Sonra meclisten kanun çıkmıyor. Yoksa benim sana bir lafım yok. Ya yani, lafım yok diyorsun. Ondan sonra beni seçmenlerime şikayet ediyorsun sayın genel sekreterim ya. Ne demek ya? Benden memnun değil misiniz arkadaşlar ya? Memnunuz. Duyalım bir duyalım. Memnunuz. Gördün mü bak ne kadar memnunlar. Sen benden memnun değil misin? Canım ben de senden memnunum. Ben sadece testiyi kırmadan seni uyarayım dedim. Biraz daha gayret sarf et. Haksız mıyım arkadaşlar? Haklısın. Görüyor musun ben de haklıymışım. Tamam anasını satayım. Bundan sonra önce vatan için çalışıyorum anasını. Aa. Canım önce sizin için çalışıyorum. Yanı sıra vatan için de gayret ediyorum. Bravo. Artık 40'ından sonra Azan'a teneşir paklamıyor. Yaş 70 oluyor ama iş bitmemiş oluyor. Şimdi bitirilmeye çalışılan bir işi izleyelim. Sıdıka, kendini iyice kontrol ettin mi Allah aşkına? Ha? Canın yeşil erik falan bir şey istemiyor mu? Ya da muz, portakal falan. Ha? Allah Allah, istemiyor diyorum. Anlamıyor musun? Deli mi ne? Ben kendimi bilmez miyim? Ya miden falan da mı bulanmıyor Allah aşkına ya? Bulanmıyor işte. Yok yok. Bulanıyor galiba. Sabahtan beri bulanıyor. Allah yaşasın. Demek ki becerdik oldu mu? Miden bulanıyorsa oldu mu? Bence hiç de o yüzden değil. Ne yüzden peki? Akşama kadar ağzında bir lokma ekmek mi koyuyorsun ki miden bulanıyor? Kendine bakmıyorsun. Aman ben buldum neden oldu. Neymiş? Dün gece takma dişlerimi yağlı bardağın içine koydum galiba. Ağzımın içinde sabahtan beri böyle tuhaf bir tat var. Ondan olacak. Yani takma dişlerini yağlı bardağa koydun diye mi? Ondan mı oldu diyorsun miden bulanıyor? Gördün mü başıma geleni? Korktuğum başıma geldi hadi bakalım. Ne geldi başına? İstersen beni bırakabilirsin Sıdık'a. Anlayışla karşılarım.
Ben iktidarsız bir erkeğim, çocuğum olmuyor. Selahattin Bey, tövbe de, tövbe de. İki tane dalyan gibi oğlumuz var. Niye iktidarsız olacakmışın? Sahi ya, benim iki dalyanım var değil mi? Tabii. Onları ben mi yaptım Sıdıka Hanım? Tövbe tövbe Selahattin Bey, sen iyice bunadın. Bu emeklilere yapılacak doğum yardımıyla aklını bozdun vallahi. Sen de biliyorsun ki bu yardıma ihtiyacımız var. Keyfimden mi zorluyorum sanıyorsun? Bu yaşta kolay mı oluyor sanki? Ben de pek hevesliydim sanki. Hala belim ağrıyor. Anam. Hı. Anam. Hmm. Hadi bir daha. Aa, vallahi kudurdun gündüz gündüz. Ne kudurması ya? Allah Allah. Devlet yardım ya. Hadi. Bana bak. He. Vallahi biraz dikkatli olalım ha. Tamam tamam, merak etme. Sen hazır mısın? Ha. Haydi bakalım. Bey. Ha. Böyle olmuyordu galiba. Sen emin misin? Yok. İyice unuttuk herhalde. Yok vallahi emin değilim ama anlamıyorum. Bu devlet bize ne yapmak istiyor ya? Emekliye böyle devlet yardımı mı olurmuş ya? Onların yaptığı yardım değil, eziyet, eziyet. Yardım olsaydı maaşlara düzenlerlerdi. Zaten maaşı verirken 9 doğurtuyorlar. Yayın hayatına başladığı günden beri 100'ü aşkın ödül alan Olacak O Kadar televizyonu bunlara bir yenisini daha ekledi. Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 93 yılının en başarılı güldürü programı seçildi. Çekirdek aile kavramı tarihe karışıyor sayın seyirciler. Artık literatürde anne, baba, çocuklar ve reklamcılar şeklinde anılmaya başlanacak. Kısacası çekirdek aile çerez oldu. Ya neydi bu başımıza gelen? Ben ne yapayım hayatım? Hadi git şu adamların işini gör de bir an önce gitsinler. Biz geldik. Lolo. Lolo. Siz deterjancısınız. Evet Lolo. Eski deterjanınızı alıp yeni deterjan vermeye geldik. Bir deney yapabilir miyiz? Ama biraz vakitsiz geldik galiba. İçerisi epey kalabalık. Neyse biz bir köşede çalışırız. Vallahi bugün gelen gelene geçin bari. Geçmeyin desem ne olacak? Kapıyı kapatsam bacadan girersiniz maşallah. Siz burada hazırlana durun. Benim biraz işim var. Ne yapalım? Artık bir pantolon da sizin için feda edeceğiz. Sonunda kocamı feda etmeyi istemeyin de benden. Evet. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Deterjancılar mı geldi? Çok sinirleniyorum bunlara vallahi. Nereye gitsek peşimizden geliyorlar canım. Bir şeyin aklınızı karıştıracaklar. Sen çekmeye başla. Evet. Şimdi de şu son lokmanın tadına bir bakalım. Evet, ağzınıza atıyorsunuz. Evet, nasıl buluyorsunuz? Hangisi daha lezzetli? Ben pek bir şey anlayamadım. Aa, olur mu canım? Bu taraftaki daha lezzetli değil miydi? Bilmem. Aa, anladım. Siz çok beğendiniz. İçin için çok beğendiniz. Ben bunu yüzünüzün ifadesinden anlıyorum. Beğendiğiniz margarin. Layla! Layla! Efendim pardon, elektrikler verebiliriz. Şuradan. Sağ olun. Ya arkadaşlar istemiyorum ansiklopedi. Akıl var, mantık var. AKB şu cildin güzelliğine bakın. Kaymak, kaymak, bebek cildi gibi. Hadi verme bebek cildi, o moruk cildi gibi. Siz esas şu cilde bakın, şu cilde. Saçmalamayın dostum, biz sizin gibi öyle orta çağdan kalma ansiklopedi vermiyoruz. Hem bizimki kuşa kağıda basılı. Hadi be, sizin ne mal olduğunuzu bütün millet anladı. Siz sahtekarsınız. Ayıp oluyor ama. Yok ya, esas sizinki ayıp oluyor. Ayıp yorgan altında olur. Ne demekmiş o? Bana bak, alırım paçanı aşağıya. Bana bak, ben adamı oyarım ha. Onun oyulmuşu var canım. Ya, yani yeter be, yeter be. Evimi istila ettiniz. İstemiyorum ansiklopedi falan. Gidin dışarıda. Gel lan dışarı, gel. Nereye gitsin buraya gelmeyin? Bebe kupon veriyoruz. İstemiyorum. Televizyonda reklam yaptığınız yetmiyormuş gibi bir de evlerimizi istila ettiniz be. Ay vallahi bayılacağım. Sabah beri öldüm. Ayaklarıma kara sular indi. Gideyim bir lokma yemek hazırlayayım bari. İstemiyorum, ben hemen yatacağım. Hiçbir şey istemiyorum vallahi. Bak bu son numara. Artık evlere servise geliyorum. Hayal edemeyeceğin kadar güzel şeyler yaşatacağım sana. Türkiye'nin her yerinden dakikası 13.200 lira. Burada ne işin var? Banyoda köpükler arasında mı olmalıydım çapkın? Oh. Kim bu karı? Ne bileyim ben, telefonda rahatsız ettikleri yetmiyormuş gibi şimdi de yatak odamıza daldılar. Seni zilli seni, çıkar dışarı. Yürü. Seni zilli seni. Bu adam tam ne çapkın. Defol. Oh çok şükür kurtulduk bunlardan. Bana bak. İçeride başka reklamcı kalmasın. Yok tamamen temizledik. Bir daha gelirlerse bu reklamcıları içeri sokma, tamam mı? Oh. Açma sakın. Annemler gelecekti. Aç o zaman. Mersin Supra iyi akşamlar diler. İyi akşamlar. Ah,
Reklamlardan sonra haberlerimiz devam edecek. İsterseniz bir yere ayrılın. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Ortalık belgeden geçilmiyor sayın seyirciler. Haber programı yapımcıları tuttuklarının anasını belgeliyorlar. Hayatımıza gölge olan belgelerden birini de biz bulup çıkarttık. İşte size bir belge. Buyurun. Elimde çok ama çok büyük belgeler var. Gazetenizde yayınladığınız zaman olay yaratacak. Ya ne belgesi bu, nereden çıktı? Bakın şimdi anlatayım. Demek ameliyat olmak için gün istiyor ha? Evet canım kardeşim, 2 aydır gelip gidiyorum. Ne olursun ameliyat için bir gün. Hadi bana yardımcı oluver. Dalga mı geçiyorsun, öyle hemen gün verilir mi? Ver bakayım şu dosyanı. Aa. Tut bakayım şu çayımı. Şu sigaramı da tut. Sakın fırt çekme ha. Yok yok. Dur şu dosyaya bakayım, tamam mı? Vallahi billahi hepsi tamam. Çocuğun var mı çocuğun? Yok, çocuğum falan yok. Peki ben nereden anlayacağım senin çocuğun olmadığını? De ki sen ameliyat masasında kaldın. Olmaz ya böyle bir şey. Diyelim ki oldu. Sonradan da kazulet gibi bir herif geldi. Bu karı benim anamdı. Öldü, bana niye haber vermediniz dedi. Ben ne diyeceğim herife? Buyur bakalım ha. Evet. Halamın şeyi çıkarsa belki dayım olur. Doğru. Dalga mı geçiyorsun benimle? Evet, dalga geçiyorum. Öyle. Al o zaman dosyanı. Ver çayımı. Ver sigaramı da. Hadi git. Çocuğun olmadığına dair belge getir. Yürü. Kardeşim sen deli misin? Divane misin? Çocuğum olmadığına dair belgeyi nereden bulayım ben? Bana ne? Ben belge isterim. Git nereden alırsan al. Ay bunlar beni çıldırtacaklar vallahi. Efendim iyi günler. İyi günler efendim, buyurun. Benim bir ricam olacak sizden. Buyurun efendim, buyurun. Belki size çok komik gelebilir ama. Niye? Ben çocuğum olmadığına dair bir belge rica edeceğim. Efendim gelebilir değil, komik geldi. Hatta bakın gülüyorum ben. Doğru, çok haklısınız. Yani ben de çok şaşırdım. Hastaneden tutturdular çocuğun olmadığına dair bir belge getir diye. Ben de dedim gideyim muhtar beye bir danışayım. O doğrusunu bilir, bana bir yol göster. Önce size geldim efendim. Efendim kiracı mısınız? Buyur. Efendim kiracısı mısınız, ev sahibisi misiniz? Hayır, bunun ne ilgisi var şimdi? Şimdi efendim mesela ev sahibinizi kandırmak için böyle bir kağıt alıyor olursunuz. Hani çocuğunuz yok gibi. Ondan sonra ev sahibiniz de durumu anlar, gelir beni mahkemeye verir. Hayır yani hiçbir ilgisi yok. Siz beni anlamadınız galiba. Ben kiracı değilim. Evim var. İsterseniz tapusunu getireyim. Canım efendim eviniz de olabilir ama siz başka bir yerde kiracı olabilirsiniz. Öyle değil mi? Olamaz mı? Olur. Bütün bu saçmalıklar olduğuna göre o da olur. Beyefendi. Buyurun efendim. Yani dokunsanız ağlayacağım, çok özür dilerim. 6 aydır ameliyat olmak için gün bekliyorum. Yani belge diye tutturdular. Oradan oraya gidiyorum. Yani bu memlekette çıldırmamak işten değil. Sizden rica ediyorum. Allah rızası için benim kiracı olmadığıma dair bir belge verin. Aman efendim, tabii hemen veririz. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Vallahi kulaklarıma inanamıyorum, sağ olun. Sağ olun da daha önce sizin böyle bir belge istediğinize dair belge getirmeniz gerekli. Buyur. Yani böyle bir belge istediğinize dair bize bir belge getireceksiniz. Yani yaratıcı gücünüze hayranım. Teveccühünüz. Size ayrıca hayran oldum beyefendi. Teveccühünüz efendim. Yani belge istediğim için belge getireceğim. Evet efendim. Yani bravo size. Getireceğim anasını satayım sana belge. Getireceğim lan. Türk vatandaşı olduğuna dair belge getir. Amerikan vatandaşı olmadığına dair belge getir. 2 kere 2'nin 4 ettiğine dair belge getir. Sarının kırmızıdan daha sarı olduğuna dair bir belge istiyorum. Peki ama bunların bana getirdiğiniz belgeyle ne ilgisi var? Hani o büyük belge dediğiniz? İşte benden istenen bütün belgeler bunlar. Bütün bunların hepsi ne oluyor? Ne oluyor? Daha ne olsun? Bizi yönetenlerin kuş kadar beyin olmadığını gösteren belgeler bunlar. Bundan daha büyük belge mi olur? Yaz işte. Eskiden gerdek gecelerinde kan aranırdı. Kan çıkmayınca ortalık kana bulanırdı. Şimdilerde gerdek gecelerinde kar aranıyor. Kar çıkmazsa ne oluyor? Olanları hep birlikte izleyelim. Ay sevgilim, hiç yalnız kalamayacakmışız gibi geldi. Vallahi harra yürra, sonunda bitti. Nihayet baş başa kalabildik. İstersen oyalanmayalım da içinde bulunduğumuz dakikaların kıymetini bilelim. Ay nasıl olsa evlendik. Sanki elimden alacak varmış gibi konuşuyorsun. Aman canım, belli mi olur? Bakarsın gerçekler ortaya çıkınca alıverirler. Ne gerçeği? Ben sana söylediğim gibi, hani nişandan evvel söylediğim gibi hayali ihracatçı değilim sevgilim. Aa,
O zaman nasıl yaptın o ihracatları? Hayalen yaptım. Hayali olarak yani kıçıma vurdum, uydurdum. O zaman bir berabereyiz. Nasıl yani? Benim de babam hiç devletten teşvik kredisi almadı. Yani senin ilgini çekebilmek için söylemiştim. Ne? Nasıl olur? Ama neyse canım, ne olacak? Boş ver. Milyarlarca lira vergi kaçırması da yeter. O da yalandı. Benim babam vergi kaçıramaz. Çünkü bordrolu bir işçi. Aman Allah'ım, ne felaket. Neyse canım, senin de baban sayılır. Artık o rüşvet verdiğin büyük adamlardan bir tanesine söylersin, babama da iş bulurlar. Aman canım, Allah aşkına ne rüşveti ya? Sizin gibi önemli bir ailenin yanında küçük düşmeyeyim diye ben öyle söyledim, onları uydurdum. Olamaz. Nasıl yani? Bir sürü kamu kuruluşunun müdürlerini verdiğin rüşvetlerle kendine bağladığın doğru değil mi? Doğru değil efendim. Ben sizin çok dosyanız var. Siz değerli dosyalı bir ailesiniz diye uydurdum bunlara küçük düşmeyeyim diye. Bırak Allah aşkına, ne dosyası be? Bizim telli dosyamız bile yok. Ya senin amcan bu memleketin en önemli dolandırıcılarından biri değil mi? Yoksa senin amcan da mı yok? Var. Ama inşaat kalfası. Kendi yövmiyesini bile zor doğrultuyor. Yani senin amcan da benimki gibi desene. Hatırladığım kadarıyla senin amcan eroin kaçakçısıydı. Güleyim bari. Benim amcam nasıl biliyor musun? SSK'dan emekli bir moruk. Kaçırdığı doğru ama çişini tutamıyor, altına kaçırıyor. Nasıl geçineceğiz biz peki? Valla ne bileyim, ben sizin ailenize güvenmiştim. Ama biz de sizin ailenize güvenmiştik, sahtekarlara iyi geçiniriz diye. O zaman hiç soyunma anam, doğru boşanma avukatına. Bu devirde bu sahtekarlıkları yapmadan evlenmeyi bırak, yaşamak bile imkansız. Yürü. Nice pazarlar vardır sayın seyirciler. Semt pazarı, amele pazarı, ekonomi pazarı, futbolcu pazarı. Hemen her şeyin pazarı var. Pazarı olmayan bir şey kalmadı artık. Şimdi de yeni ortaya çıkan bir pazarın haberini sunuyoruz sizlere. Ya Hakan, bütün olaylara geç kalıyoruz abi ya. Haklısın Savaş abi, ne yapayım? Akşam nakileri şarja koymuştuk. Sabah diyelim ki almış. Abi başında nöbet bekleyin ya. Kamera arıyoruz, kamera yok ya. Nereden? Siber'in peşinde, Yasemin'in peşinde, Şebnem'in peşinde. Ben ona söyledim abi. Haber diye geldiniz değil mi? Şu saat oldu, daha tık yok. Selamun aleyküm, herkese olay gelsin. Olay gelsinmiş dilime yardımın. Olaysa başımıza gelsin. Saatlerdir bekliyoruz, bir iş çıkmadı be. Bir dakika. Siz de duyuyor musunuz? Ne o, yoksa silah sesi mi? Yok be, yanık kokusu. Erol Kap kameraya gidiyoruz. Hakan hazırlan. Evet sayın seyirciler, bir duman kokusu geliyor. Ulan şu cayır cayır ekibinin şansına bak ya. Herifler götlerinden balık tutuyorlar ya. Ya postacının ayağını ısıran köpeği çekelim dedim sana. Hiç yoktan iyiydi. Azıcık kan da vardı orada. Bunlar millete yetmiyor Gafur. Akan kan yetmiyor artık. Böyle biraz tazikli olması lazım. Hay Allah ya. Ne o ya? Ateş almaya mı gittiniz, hemen döndünüz? Yok be abi ya. Kadının biri ocağın üstünde yemeği unutmuş. O yanıyormuş. Boşuna telaşlandık ya. Hop hop, bakar mısınız bir dakika? Haberci arkadaşlar. Olay neydi? En ufak kan lekelerini bile atlamayız. Biz gelelim. Biz gelelim. Tamam, sen gel. Hangi takım? A takımı taklamadı. Tamam, şirin yere gidilecek. Olay neydi abi? İki aile tabanca tüfek birbirine girmiş. Allah, ölü var mı abi? Var, üç tane. Hadi harika. Ya Hakan, çok ağır davranıyorsun abi. Bak bunu da kaçırdık ya. Akşama kadar durmuyoruz. Ulan mis gibi iş çıktı adamlara. Hayret bir şey ya. Sana ne be, ortada ateş yok, duman yok. Allah bilir üçüncü dereceden yanık bile yok. Olsun, gene de insanın canı çekiyor. Baksana ortada mis gibi üç tane de ölü varmış. Susun, birisi daha geliyor. Hadi. Arkadaşlar. Hanım, sizin ekip ne? Ilığı ılığına. Olay ne? Sormadan hemen damlayalım. İki tane çocuk kiret kuyusuna düşmüş. En çok cayırtı da çocuk ölümlerinde çıkar. Hele bir de aile kalabalıksa Allah, ne altlar yakılır. Görüntüleyemediğimiz her damla yaş kayıptır. Hadi hemen fırlayalım. Hadi. Yo lan be. Bu ses geliyor. Bu ne sesi lan? İtfaiye sesi, itfaiye sesi. Allah! Ne Mozart ne Beethoven, hiçbirisi böyle güzel beste yapamadı. Görev aşkıyla yanıp tutuşan şu kullarına esaslı bir yangın nasip etti ya Rabbi. Amin Savaş abi. Muhabir arkadaşlar, yangın var, yangın! Yangın var mı?
yanmış. Yangın değil mi? Hem de nasıl yanıyor. İki kişi de içeride kalmış. Neresi? Samanlı sokak 14 numara. Hemen fırlayalım. Allah. Dur bir dakika ya. Bu benim evim neredesi? Allah yandı bana. Evet sayın seyirciler. Bu sefer yangın ekibimizden bir arkadaşı yakaladı. Hırçın alevlerin içinde kaldı arkadaşımız. Konuş. Konuş. Ah gül gibi evim ah. Yıllarca uğraşıp aldığım eşyalarım. Ah yandım. Yandım. Evet. Cayır cayır yanan alevler bu kez peşindekileri yakalamıştı. Az sonra. Az sonra cayır cayır yanan aile fertlerini getireceğiz gözlerinizin önüne. Yandım. Yürü. Yürü. 8 katlı bir binanın tepesinde bir adam intihar edecek. Kim gelir? Ben gitmem abi ya. Böyle dandik haberlere gitmiyorum. Daha bir tane atlayan çıkmadı ya. Vallahi bizim ekipte gitmez usta. Artistlik olsun diye çıkıyorlar oraya. Şimdi yani... gelmiyor musunuz? Şimdi adam atlamazsa iteceğine garanti ver geleyim abiciğim. Ulan ortalık haber ekibi kaynıyor be. Size mi kaldık be? Senin bu haberine hiçbir haber ekibi gelmez. Gelse gelse folklor ekibi gelir. Hadi lan. Ya. Siz de be. Neymiş herif damat çıkmış oradan atlayacakmış. Külü ama anladı. Şinasi akşam oldu hala bir haber yakalayamadık ya. Geçen seferki numara mı? Geçen seferki numara. Muhabir benim kameraman senin tamam mı? Tamam okey. Çaktırma. Tamam. Bize biraz müsaade eder misin? Arkadaşımla bir şey konuşacağım. Hoca. Oh. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Namus meselesi ama bir türlü dilim varmıyor ya. Sonra ya. Sonra getirin seni. Şu senin kameraman var ya. He. Senin karıyla işi pişirmiş anlıyor musun? Yok ya. Daha da önemlisi bir ekip onları yatakta görüntülemiş. Canlı canlı yayınlayacaklar ona göre. Onun için hazırlıklı ol. Uygun bir anında deşeceğim onu demiş. Hadi ya. Hiç çaktırmadı bana. Sırasında da bıçak taşıyormuş. Al şunu kendini kolla. Ulan namussuz. O yüzden işe geç kalıyordu demek. Al şu bıçağı ver mikrofonu. Daha ne duruyorsun? Git namusunu temizle. Ulan ulan yakışır mı sana be? Gören de deli başarılı. Sen var ya. Evet sayın seyirciler. Namus hala uğruna cinayetler işlenen değer olmayı sürdürüyor. Karısıyla aynı yatakta yakaladığı aşığının önünü kesen gözü dönmüş koca... ...sapladığı her bıçak darbesinde aldatılmışlığın acısını bir kez daha hissediyor adeta. Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Reklamlardan sonra yine geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her gecenin bir sabahı, her kuşun bir ötüşü, her yiğidin bir borç alışı vardır sayın seyirciler. Çünkü borç yiğidin kamçısıdır derler. Demek ki yiğitler mazoşist olur. Ülkemizde 70 milyon mazoşist yiğidimiz var. Üç yanımız denizlerle, dört yanımız ise alacaklılarla çevrili sayın seyirciler. Uçan, kaçan, yumurtlayan olmak üzere her türlü kuşa borcumuz var. Ödenen ödenir, kalan borçlar bizimdir. Beyler durum vahim. Dış borçlarımız çığ gibi büyüyor. Amerika'ya olan borcumuzu 500 bin liralık banknotlar halinde uçucu eklesek dünyanın çevresini 23 defa dönmeye yetiyor. O kadar oldu mu efendim? Oldu efendim. Bu bir kabus oldu. Akşam rüyamda Sultanahmet'teyim. Tam o sırada karşıma Amerikalı bir karı koca çıktı. Onlar beni fark etmediler. Ben de onları görmemezlikten gelip ıslık çalarak yürümeye başladım. Tam o sırada karşıma çıkmazlar mı? Ben kaçıyorum, onlar kovalıyor. Ben kaçamadım, sonra ayaklarım gitmiyor. Bağırıyorum, sesimi duymuyorlar. Bu Amerikan rüyasını bu aralar herkes görüyor efendim. Siz değişik bir versiyonunu görmüşsünüz. Bir döküman çıkartıp şu yeküne bir bakalım. İpin ucunu iyice kaçırdık artık. Çıkarttık efendim, buyurun. Güzel. 94.950 5 milyon dolar. 82.951 3 milyon dolar. Tamam. 612.992 5 milyon dolar.
Bana bak, hatırladım, bunu birlikte almıştık hani. Hatırlamaz mıyım efendim? Güzel. 3-2-1993, 10 milyon dolar, bu da tamam. Hayda. Bu ne ya? Neymiş başkanım o? Bu ne? Bunu hatırlayan var mı? Ne oldu sayın başkanım? Yahu katakulliye gelmişiz. Polisi arayın. Çabuk polis çağırın. Alo, ne var? Demin. Sahibi. Nasıl olur? Tamam beyefendi. Tamam. Hürmetler ederim. Allah Allah. Allah Allah. Devletimizi dolandırmışlar. Niye bu kadar heyecanlanıyorsunuz komiserim? Yeni bir şey mi bu? Fatma Hanım, bu farklı bir şey. Arkadaşlar toplanın. 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 Bütün polis teşkilatını alarma geçirin. Ya öyle mi? Adres? Tamam, anladım. Komiserim, yeni bir ihbar aldık. Sağlıklı mı acaba? Valla sesi iyi geliyordu. Kandırıcı yöne benzemiyordu. Üstelik adres verdi. O zaman değerlendirelim. Gidelim. İhbarı biz yaptık komiserim. Çok güzel. İşte şu kapı. Bu adam çulsuzun biriydi. Bir hafta çullandı, bir acayip oldu. Aşkından ayakta duracak hali yoktu komiser bey. Ne olduysa şu son haftada oldu. Adamın yüzüne renk geldi, güzelleşti, serpildi. Böyle gürbüz bir herif olup çıktı. Biz de şüphelenip size haber verdik tabii ki. Görevinizi yapın komiserim. Vatan sizden hizmet bekler. Evet. Huzur çocuklar, vatan bizden hizmet bekliyor. Çekilin. Huzur. Hakkında asıllı ihbar var. Götüreceğiz seni merkeze, rezil edeceğiz herkese. Götürün. Yürü. 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 İtiraf etti komiserim. Ha öyle mi? Anlat bakalım, nasıl oldu bu iş? Amerika Maliye Bakanı'nın memleketimize geleceğini duydum. Bir arkadaşımdan siyah bir elbise temin ettim. Karavada papyon diktirdim. Giydim gittim. You may come in. Thank you, guys. Wait me outside. Good morning, sir. I am working for government. Yes. What's the matter? Günaydın efendim. Ben başbakanlıkta çalışıyorum da sizden bir istirhamım olacaktı. Yes. What's the matter? Evet, nedir? Could you lend some money for my country? Ülkem adına bana biraz borç para verir misiniz? Oh, we don't have. Of course, we'll be pleased if we could lend some. We'll lend some to Iran. Vallahi yok, ayıp ettin. Olsa vermez miyim? Yani biraz vardı, buraya gelmeden önce İran istedi, ona verdim. But this time we don't want so much. Just $1,000. Bu seferki öyle büyük bir meblağ değil, $1,000. $1,000? Yes, not so much. But why didn't your president ask for it? $1,000 mı? Bir şey değilmiş. Hayret, başkanınız niye istemedi? Yes, he would, but he was ashamed to ask. İsteyecekti de utandı efendim. O kadar insanın içinde sizden $1,000 istemeye çekindi. What's your name? Türkiye, sir. Turkey? Yes, sir. Algeria, Belgium, Egypt, Morocco, India. Oh, Turkey. You borrowed a lot. Türkiye, Belçika, Fas, Cezayir, Tunus. Hah, işte Türkiye. Üf, bir hayli kabarmış sizin borç. Oh yeah, but we will close the deficit immediately. Sormayın, çok mahcubuz. Tez vakitte kapatırız efendim. But don't forget, this mustn't be known by our president. I give this from my account. Here you are. Al, vallahi cebimden veriyorum ha. Bizim başkanın haberi yok. Kızmaz inşallah. Yes, sir. Thank you. Don't worry. Be happy. Bye bye. Bye bye. Bu ne cüret ulan? Evden aldığın borcu devletin defterine niye yazdırıyorsun? Amirim, şimdi etrafımda artık borç alacak kimse kalmamıştı. Hem bugüne kadar devlet büyüklerinin borçları hep biz vatandaşların sırtından ödendi.
Bu sefer de benim aldığım borcu devlet büyüklerimiz ödesin. Ne var? Böylece ödeşmiş oluruz. İşte böyle sayın seyirciler, çok gelişmiş ülkeler, az gelişmiş, uz gelişmemiş, belki de gelişecek körpe ülkeleri ufacıcıktan borcu alıştırır, senet yapar, faiz kakar, allem edip kalleme getirir, borç batağına yatırır, faizinden borç görünmez olur. Böyle borca batmış bir ülke nasıl kalkınır bilinmez. İyi akşamlar, borçsuz günler, hepinize sevgiler, saygılar. Müzik ruhun gıdasıdır anacığım. Bu akşamki gıdamız müzik vantilatörü. Hadi izleyin anacığım. İyi akşamlar değerli seyirciler. Ben müzik ordinarisu, kor müzisyen Sezen Cumhurlop. Böceklerin ve böğürtülerin, dantelli örtülerin, ötüşen kuşların cirit attığı, paranın pul olduğu, yakacak zammının insanları mahvettiği soğuk bir Kasım akşamından hepinize merhaba. İlk ithal şarkıcımız çikolata renkli şarkıcı Nat King Cole. Ben caza çok küçük yaşlarda başladım. Ülkemdeki ırkçılık hareketleri tüm hızıyla sürerken yakılan zenci arkadaşlarımdan çıkan caz sesleri bana ilham kaynağı oldu. Ve tüm ırktaşlarımın evrensel müziği oldu. Nat King Cole'un sevilen şarkısını ünlü unutulmayan film Casablanca'nın görüntüleri eşliğinde izliyorsunuz. Yine birlikteysen, hadi bize parçamızı çal. Sana bu parçayı çalma demiştim Sam. Parçayı çalmasını ben isterim. Ama sevgilim artık bu parçalar para etmiyor. Şimdi kıl oldum abi. Hadi gene iyisin. Hey George versene borç gibi parçalar para ediyor. Fazla caz yaptınız sevgili kol. Sizin evrensel müziğiniz varsa bizim de Kenan Evrensel resmimiz var. Sizin cazınız varsa bizim de Laz'ımız var. Bir nevi biz de küçük Amerika'yız. Zaten hamburger, kola, Michael Jackson, Madonna bizim ülkemizde de var. Neyse bunlar derin mevzular. Biz sizi uğurluyoruz ve yeni konuğumuzu alıyoruz. Sizin için imaj harikası diyorlar. Fizikten ve müzikten pek bir numaranız yok ama yaptığınız her numara olay oluyor. Nasıl oluyor da oluyor? Seks apelim var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Normandiya çıkartmasından sonra en büyük çıkartması benim. Siz Türklerin hala bunu anlamaması çok tuhaf. Neden? Sizin ayranınız var içmeye. Kolayla gidersiniz tarlaya. Zirvede kalmak için sık sık sansasyon yapmaktan geri kalmıyorsunuz. Siz de bu zokayı yutup geri kalıyorsunuz. Pilav üstü az gelişmiş ülkelerde hep adamı suya götürüp kolayla getiririz biz. Kısacası ambalajımız ambale eder adamı. Siz kendi değerlerinize sahip çıkmayıp bizim ninnilerimizle uyumaya devam ederseniz ben daha çok şarkı söylerim. Hatta söyleyeyim bile. Küçük bir sohbet için tüm ilkbahar çiçekleri adına sana teşekkürler ederim Madonna. Şimdi seni kısa bir dörtlük okuman için seyircilerimizle baş başa bırakıyorum.
akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.